Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. İkinci kutucuğumuzu da tamamladıktan sonra ben bu şekilde örgü boyumun 50 santimetreye kadar ulaşması için 8 kutucuk ördüm. Şu şekilde. Siz ip tercihinize göre kaç kutucuk devam ederse o şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Puset battaniyemizin düğmeli ön kapaklı kısmı 50 santimetre olana kadar örmeye devam ediyoruz. Yanlardan sağdan ve soldan 12 sırada bir ilik açmayı unutmuyoruz. Benim soldan 8, sağdan da 8 olmak üzere 16 adet düğme iliğim oldu. 8 kutucuk üzerine 50 santimetre çalıştım. Ön kapağımı bitirdim. Şimdi arka kısma geçmek için örgümüzün başlangıcında yaptığımız gibi 8 sıra haroşa örmüştük. Şimdi arka yüze geçmek için 5 sıra haroşa örgümüzü örüyoruz. Evet, 5 sıra haroşa örgümüzü de ördükten sonra, tamamladıktan sonra şu şekilde Selanik örgümüzün üzerinde daha net olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa örgümüzü ördükten sonra ön kapağımız tamamen tamamlanmış oldu. Ayrıca son açtığımız 8. iliğimizden sonra 12 sıramız da tamamlanmış oldu. Şimdi arka yüze geçerken arkadaşlar bu 8 kenar bantlarımızı, 8 ilmek kenar bantlarımızı örmeye yine devam ediyoruz. Fakat bu sefer herhangi bir işlem yapmıyoruz, ilik açmıyoruz. Sadece 8 ilmek sağdan, 8 ilmek soldan yine örmeye devam edeceğiz haroşa olarak tabii ki. Daha sonra bu ilk sırada kenar bantlardan sonra birer arttırmamız olacak. 8 kenar ilmeğimizden sonra bir arttırma yapıyoruz. Burada 2 ilmek ters, 9 ilmek düz, 2 ilmek ters, 9 ilmek düz olacak şekilde 8 ilmek kalasıya yine 1 ilmek arttırarak buradan 2 ilmek ters, 8 ilmek haroşa kenar ilmeğimizi örüp arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada ters ördüğümüz ilmekleri yine Selanik örgü gibi bir ilmeğin, bir alttaki ilmeğin içinden alarak devam edeceğiz. Şimdi ben 8 kenar ilmeğimi örüyorum. Sekiz kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi kendi tarafıma çekiyorum. Bir kere örüyormuş gibi yapıyorum. Sol şişimden ilmeği çıkartmadan tekrar şişimi bu tarafa alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İpimi arkaya çeviriyorum. 9 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime çeviriyorum. 2 ilmek ters örgü örüyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alarak 9 ilmek düz örgü örüyorum. Tekrar ipimi kendime çevirip 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz örüyorum şimdi. İki ilmek ters.
8 ve 9. İki ilmek yine ters. Evet, tekrar bir, iki ilmek ters. Son kez bir, dokuz ilmek düz. Yedi, sekiz, dokuz. Evet. İki, dört, altı, sekiz. Bu kenar ilmeğimizi ayırdıktan sonra geriye kalan bir ilmeğimizi arttırarak şimdi iki ilmek şişimi böyle döndürüyorum tekrar. Bir daha örüyorum. Arttırmayı tekrar gösteriyorum arkadaşlar. 9 ilmek düz örgü ördüm. İpimi kendime çeviriyorum. İlmeğimi arkadan alarak şekilde ilmeğimi arkadan alarak örer gibi yapıyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan sağ şişimi öne geçirip tekrar örüyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. Son 8 ilmeğimi de haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Ve bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz. Şimdi ben kolaylık olsun diye misinalı şişime geçtim. Arka sırayı da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine 8 kenar ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ilk sırada arttırdığımız ilmekler göz göz olmasın diye sadece düz olarak işliyorum. İpimi kendime çeviriyorum. Ön yüzde ördüğümüz 9 ilmek düzü bu sefer 9 ilmek ters olarak örüyorum. Şimdi yine tekrar ön yüzde 2 ilmek ters ördüğümüz arka yüzde düz olarak karşımıza çıktı. İpimi arkaya alıyorum. Bir alttaki ilmeğin altından alarak Selanik gibi 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi kendime çevirip 9 ilmek ters olarak devam ediyorum şimdi. Evet, yine 2 ilmek düz olarak çıktı. İpimi arkaya alıyorum. Bir alttaki ilmeğin içinden artık biliyoruz Selanik gibi örüyorum. İpimi kendime çevirdim. 9 ilmek ters örüyorum. İki ilmek için ipimi arkaya alıyorum. İki Selanik örüyorum. Tekrar ipi kendine çevirip sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar.
Son 9 ilmek tersimi de örüyorum. Dediğim gibi bu ilk sırada bu arttırdığımız ilmekleri Selanik olarak değil de sadece arttırdıklarımız ama düz olarak öreceğiz şimdi bunları. Diğer normal sırada yine Selanik gibi 9 2 4 6 8. Evet, bu arttırdığımız 2 ilmeği normal düz örgü olarak örüyorum. Diğer sırada onu Selanik gibi öreceğim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine 8 kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ters, 9 ilmek düz, 2 ilmek ters, 9 ilmek düz. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Ön yüzden 8 kenar ilmeğimi de tamamladıktan sonra şimdi tekrar arka sırama geçiyorum. Arka yüzümüzde artık modelimiz yavaş yavaş belli olmaya başladı arkadaşlar. Battaniyemizin arka yüzü için. Şimdi bu arttırdığımız ilmekleri düz örerken bir önceki sırada düz örmüştük. Şimdi artık onları da birer ilmek alttan alarak Selanik gibi örebiliriz. Evet, bir altından alarak Selanik gibi örüyorum. Tekrar 9 ilmek ters. Bu şekilde arkadaşlar yine 50 santim örgümüzün ön kapağına hizasına gelecek kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Arka sırası 9 ters, 2 ilmek düz, şu kenar ilmeğimizden sonra 9 ters, 2 ilmek Selanik. Ön yüzümüzde de 9 ilmek düz, 2 ilmek ters olacak şeklinde devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu arada ben arka kısma gelene kadar, tam arka kısma geçince 3. yumağıma geçmiş oldum. Bu arada misinalı şişlerle daha rahat olacağını düşünüyorum. Umarım şu şekilde rahat görülüyordur. Düz ilmeklerimizi bir alttan alarak Selanik gibi arkadaşlar arka yüzde. Bu sırada artık şu arttırdığımız ilk düz olarak ördüğümüz ilmeğimizi artık Selanik olarak onu da bir alttan alabiliriz. Evet, son 9 ters ilmeğim.
Evet, arttırdığım ilmeğimi artık Selanik gibi bir alttan alarak iki ilmeğimi örüyorum ve 8 kenar ilmeğimi de ördükten sonra örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi 50 santim olana kadar, şuradan pardon, 50 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. Şu şekilde göstermem gerekirse, evet, arka yüzümüz bu şekilde olacak. Buradan arkası için böyle kıvırıyoruz. Evet arkadaşlar, 50 santim kadar bunu da örüp geliyoruz. Daha sonra 5 santim kadar biraz daha ördükten sonra kapşon kısmına geçeceğiz. Kapşon ölçüsünü alma kısmını da daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu arka yüzü için bu şekilde çalışmaya devam edelim. Battaniyemizin ön kapağı hizasına gelene kadar örelim. Thank you.